Peki sevgili oğlaklar ne yapıyorlar? Oğlaklar önce bir tablomuzu görelim. Ay koç gibi. Evet. Koçlar da böyleydi. Şimdi oğlaklar kendilerine duyduğu güven kaybını yaşayabilirler bu hafta. Oğlak Neden? için çok zor bir hafta. Neden bir güven kayıpları var? Şimdi kendine olan güveniniz tehlike altına girebilir daha çok. Neden? E, yaptıkları işten emin olmama duygusu. ...yaşadıkları ilişkiyi... ...sorgulama durumu. Yani bunlar onlara... ...berbat bir hafta yaşatabilir. Aman diyorum... ...çalıştığınız işte... ...sürekli eleştiriliyorsanız... ...bir dönün kendinize bakın... ...neden eleştiriliyorsunuz. Daima... Suçları karşı tarafta aramayın. Bu durum sizi daha çok gerebilir. Bu durum sizi daha çok huzursuz edebilir. Özellikle hep problem yaşıyorsanız arkadaşlıklarınızda, birbirine benzeyen ilişkiler geçiriyorsanız yaşamınızda, neden acaba bu tarz insanları hayatınızda çekiyorsunuz? Hayat size ne öğretiyor? Bunların üzerinde düşündüğünüz takdirde kendinize olan güveni tehlike altına girebilir konusundan çıkarıyorsunuz. Ailesel sıkıntıları geride bırakacaksınız ki sorunların daha çok artmasına neden olmamak için. Aşk hayatınızda durgunluk, e, kaos, yalnızlık hissi için hissedebilirsiniz kendinizi. Özellikle bu sabah uykudan bir oğlak olarak işe gitmesen mi duygusuyla kalkmış olabilirsiniz. Bu sabah uykudan uyandığınızda aman arkamı döndüğümde yine bu adamın suratını görmek zorunda mıyım diye uyanmış olabilirsiniz. Bak aynısını <laughs> demiş. Neyse görünmek ki eş görmesin seni. Çok tatlı ama değil mi? Tabii. Aynısıyla kalktım <laughs> şimdi diyor. Şimdi stüdyomuzda bu olayı yaşayan bir hanımefendi var ama göstermeyiz. Aa Ayy, gösterdi. Bak şimdi. Aynı <laughs> ne diyecek Bütün hanımlar onu gösteriyor. Hayırdır? Bunu mu yaşadınız? Aynı dediği gibi kalktım. Gerçekten mi? <laughs> evet. Aa, arkamı döndüm adamı göreceğim diye. <laughs> ya yapmayın ne olur şuradan adamcağıza bir selam gönderin bak adamcağız üzülecek şimdi. Beyefendinin adı neydi? Eşimin mi? Evet. Erdoğan. Erdoğan Bey cilve yapıyor size cilve <gülüyor> inanmayın. <gülüyor> ben de kurtarmaya çalışıyorum şimdi. E eşimi seviyorum canım o ayrı mesele. Ayrı yani anlık bir Allah mutluluğunuzu işte. daim da etsin. Amin. Ama çok enteresan yaptığın yorumlarla seyirci birebir kendini e, yani, özdeşleştiriyor. Yani hakikaten bu sabah e, birçok oğlak kadını bu duyguyu yaşamış olabilir. Allah Allah. Bu yaklaşık 7 gün sürecek. Yedi gün boyunca size tavsiyem e, aşkla bakın onun suratına sevgiyle bakın güzel sözler söyleyin aman ya Rabbi Allah en güzel kocayı bana vermişti <laughs> bıyıklıysa ne güzel bıyıkların var deyin sakallıysa ne güzel sakalların var deyin saçı yoksa kelse kelse ben zaten kel seviyordum deyin <gülüyor> <gülüyor> kesinlikle övün de övün Boş ver, motive olsun. Kesinlikle. Özellikle oğlaklar bu aile sıkıntılarını yedi gün boyunca çok ciddi anlamda hissedecekler. mi? Tabii ki hissedecekler. Yani bir öfke gelecek onlara da, bir soğuma gelecek. Allah Allah. E, bir uzaklaşma gelecek. Dolayısıyla bunlara dikkat etmezlerse bir hafta sonra ısınma yerine gelince adam yerinde kalmayabilir. O kadar mı? Tabii ki. Sen bu hafta daha çok sarıl kocana. Öteki hafta elinden kaçmasın. Peki bu durgunluk ne olacak? Ee, bak şimdi... Durgunluk hali, aşk hayatınızdaki durgunluk bir süre daha o devam edecek. Işte hayattan gelecek. soğuma hissinden kaynaklanıyor. Hani hayattan soğuma, ilgiden soğuma, sevgiden soğuma, yaşamdan soğuma. Geçecek. Beş günlük bir süreç. Hemen kocana gidiyorsun bu, bu bugün. <laughs> Ona göre yarın soracağım. Bak Peki, şimdi hiç kimse vazgeçilmez değildir. Senin Bazen... hop diye attığını... Bak, bak senin hap diye attığını başkası antibiyotik diye kapar. O kadar Lut yani. Diye. <laughs> Kesinlikle aman diyorum aman aman. Böyle söylüyorsun adamlar da kendini bir havaya sokuyorlar. Aman girsin havaya ne güzel. Girsin. Fena mı? Havayla yaşayanı havayla besleyin. Gazla çalışanı gazla çalıştırın. Şimdi peki bu oğlakların durumu yani bize şunu özetle. Aşkta oğlak şuna dikkat etmelisin. işte sağlıkta bunlara dikkat etmelisin diye net cümleler duyalım i̇şte. senden. İşte kesinlikle e, ben kendimden eminim demeniz gerekiyor. Hmm. Kimseyle çatışma, tartışma yaşamamanız gerekiyor. Bir işte çalışansanız, iş arkadaşınızın hatalarını görüyorsanız göz yummayın. Acımayın, acınacak hale düşersiniz. İşte net tavırlar. Net tavırlar sergileyin. İlişkide kısa süreli soğumalar yaşayabilirsiniz. Bunu hayatı zindana çevirecek Duygulara getirmeyin. Ee, hoş olmayan sözler kullanmayın eşinize karşı. Kesinlikle. Parasal konularda da lütfen kıtlık bilinci yaratmayın. Harcarsam param biterse yarınımı göremiyorum, önümü göremiyorum duygusundan çıkın. Kendinize duyduğunuz güveni asla kaybetmeyin. Spotum bu. Kendinize olan güveni kaybetme. kaybetmeyin. ...kesinlikle kaybetmeyin. Evet, kendine de olan güveni... De kendinizi vazgeçilmez... E, ...tavırlar... ...sergilemeyin evli olanlar. Peki. Ben asla vazgeçilmezim, tavırları sergilemeyin. Yoksa diyorsun? Yoksa gider. Senin abdiyatını başka antibiyotik diye kapar. Ona göre. Oğlaklara...